Nikaragua'daki Katolik Kilisesi yaklaşık 4 yıl içinde 190 saldırıya maruz kaldı. Yayınlanan bir rapora göre Nikaragua'daki Katolik Kilisesi yaklaşık 4 yıl içinde Daniel Ortega yönetimi altında kiliselere ve din adamlarına yönelik polis tacizi ve zulmü de dahil olmak üzere 190 saldırıya maruz kaldı. Şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele gözlem evinden avukat Marta Patricia Molina Montenegro tarafından yayınlanan rapor, Ortega yönetiminin din adamlarına, kiliselere, seküler gruplara ve halka karşı ayrım gözetmeyen bir zulüm başlattığını gösteriyor. Belge, sosyal güvenlik sisteminde yapılan bir dizi reform hareketi nedeniyle Nisan 2018'de Nikaragua'daki protestolarla başlayan krize işaret ediyor. Leon kentinde başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Rapor'a göre hükümet baskısı nedeniyle en az 355 kişi hayatını kaybetti. 2021'de sahtekarlık iddiaları ve rakip başkan adaylarına yönelik siyasi baskılar ortasında Ortega 3. kez devlet başkanı seçildi. Rapor 2018'de Managuya Katedrali'ne çetenin girmesi de dahil olmak üzere Katolik Kilisesi'ne yönelik 46 saldırının gerçekleştiğini bildirdi. 2019'da ülke dışına çıkmak zorunda kalan Managuya Katedrali'nin yardımcı episkoposu Silvio Jose Baif Ortega'ya yönelik ölüm tehditleri de dahil olmak üzere 48 saldırı gerçekleşti. 2020'de Managua Katedrali'ne ve Blood of Kris Çapeli'ne yönelik saldırılar başta olmak üzere kiliselere yönelik 40 eylem düzenlendi. Kiliselere yönelik soygun ve saygısızlık eylemlerinin gerçekleştiği 2021'de 35 saldırı gerçekleşti. 2022'de ise Matagalpa Episkoposu Rolando Jose Alvarez'e yönelik polis tacizi dahil olmak üzere 21 saldırı kaydedildi.